Merhaba değerli izleyiciler. 15 Ocak gününe geldik. Pazartesi. Öncelikle herkese iyi haftalar diliyorum. Gerçi şehit haberlerinden sonra bu iyi sözünü kullanmak çok hoşuma gitmiyor ama bir yerde de hani ne yapalım? Hepimizin acısı. Onu yüreğimize gömeceğiz ve bir daha böyle bir şey olmaması için herkese uyaracağız. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınım canlı değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Bir süre önce çektim yayından bir süre önce. Çünkü bugün bir ifade vermeye gideceğim ama savcılık ifadesi değil. YouTube'dan gelir elde ettiğim ama vergisini ödemediğim diye bir hakkımda araştırma yapıldı ve garip bir şekilde şartlara uymadınız diye bir şey geldi. Şimdi bugün bir müfettiş heyeti beni dinleyecek. Çünkü %100 haklı olduğum bir konu. Çünkü ben ilk günden itibaren bunun vergisi olduğunu da biliyorum. Ben 47 yıldır çalışıyorum. 47 yıldır maaş alıyorum. Ve bugüne kadar benim vergi dairesinde hiçbir sorunum olmadı. Çünkü vergiye tabi bir iş yapmadım. Maaşımı aldım. Maaşımdan da vergiler kaynağımda kesildi. Ben sadece kazandığım paraya baktım. O patrona ne kadara mal oluyor filan o beni ilgilendirmiyor. Sonuçta bana bir şu kadar maaş diyorlar onu veriyorlar. Vergisi, sigortası falan hepsi oradan ödeniyor. Ben netini alıyorum. Benim trafik cezam bile yok. Mahkeme harcıydı, avukat parasıydı, tazminatlı bir borcum yok. Yani vergi dairesiyle hiç işim yok ama bu YouTube olayı çıkınca buradan da bir aman aman olmasa da bir gelir var. Ben de hem sorumlu vatandaş olarak ki biz böyle öğrendik hem de özel durumun nedeniyle yani buradan amana bir yanlışlık eksik yapmayalım diye hemen daha başlar başlamaz yani kanun çıkar çıkmaz ben de başvurdum vergi dairesine gittim. Bana dediler ki bir hesaba açtıracaksınız. Bu hesaba başka hiçbir şey yatmayacak. Sadece YouTube'dan gelen gelir ve bu gelir kaynağında kesilecek. Biz telif haklarına şey olduğumuz için kaynağında kaç lira gelirse gelsin %15'i kesilecek. Gerisi bana verilecek. Ben gittim bankada hesap açtım. Hesap numarasını götürdüm. Vergi dairesine verdim. Vergi dairesi bunu kabul etti. Kayıtlara geçti. Bana da bir belge verdiler. Fakat bankaya gidip sorduğumda dediler ki biz bunu bilmiyoruz. Böyle bir hesabımız yok bizim. Tekrar vergi dairesine sordum. Dedim ki bak banka bilmiyor. Başıma sonra iş açılmasın. Çünkü banka diyor ki bize yazı gelmesi lazım. Yani biz kime göre, neye göre vergi keseceğiz? Kime yatıracağız parayı? Dediler ki daha kanun yeni, tahminler gider. Aradan zaman geçti. 6 ay, 7 ay. Ben hiç bakmıyorum ki. Banka kesiyor nasıl olsa. Ben aldığıma bakıyorum. Birdenbire vergi dairesi. Efendim siz muafiyet belgesi hakkını kaybettiniz. Verginiz ödemediği onun için gerçek gelir vergisi mükellefi olarak cezasıyla faiziyle ben, ya etme eyleme kardeşim. Yani ben her şeyi yaptım ben ne bileyim. Sonuçta bir vergi memurluğu bana yani müfettişler ne der ki bu bizi aşabilen bir konu. Yani biz sadece duruma bakarız. İşte ya ödeyeceksiniz mahkemeye vereceksiniz ya itiraz edeceksiniz ya yapılandırma ya da dinleme isterseniz size öyle bir kolaylık var onu sağlayalım. Onun üzerine 3 kişilik bir müfettiş heyeti bugün beni dinleyecek. Bu anlattıklarımı biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Gerçi ben bu size anlattıklarımı abartmıyorum. En az 20 kere vergi müfettişine anlattım. Her seferinde bana haklısınız ama kanun böyle dedi. Tamam da benim suçum yok diyorum. Yani benim bilgim de yok. Ben gittim kayıtlarımı yaptırdım her şeyim bitti. Bitti mi dedim bitti dediler. Tamam. Bankaya talimat gelecek bankada kesecek. Ben bana gelen paranın vergisinin kesilip kesilmediğini görmüyorum ki zaten. Sonuç. Daha sonra istedik gittik ya açtırdık tahmin giden bankaya açtırdık zaten son 2-3 aydır da kaynağında kesiliyor ama ben gene görmüyorum ne olduğunu çünkü ben gelen parayı görüyorum bu kadar diyorlar işte 5 bin lira 8 bin lira o kadar görüyorum vergi kesilip kesilmediğini ama gittim sordum dediler ki kesiyoruz merak etmeyin şimdi yarın bugün bunun hesabını vereceğim ve yani gidip anlatacağım bakalım ne olacak. Bu nedenle saat uymadığı için çünkü tam yayın saatine randevu verdiler. Şimdi orada ben diyemem ki ya arkadaş biz yani yayınım var benim ben bir saat sonra geleyim. Hiç bulaştırma. Onun için bunu erken çektim. Onu da söyleyeyim. Biraz uzun oldu kusura bakmayın ama derdimi de anlattım. Gerçi bir kere de anlatmıştım. Şimdi değerli izleyiciler tabii çok büyük bir acı içindeyiz. 12 şehitten hemen 20 gün kadar sonra 9 şehit daha verdik. Aynı yerde, aynı yöntemle, aynı şekilde. Şimdi bu tabii çok rahatsız edici bir şey. Bir ordu düşünün. Hani bir hata yaparsın ama 20 gün sonra aynı hatadan gene şehit veriyorsan burada bir sorumluluk var demektir. Şimdi Türkiye'de yapılmayan bu. Yapılsa bile kamuoyunun haberi olmuyor. Yani mutlaka bir soruşturma falan yapılıyordur ama
bu canlar bu kadar ucuz olamaz. Ben her seferinde, her şehit geldiğinde bu soruyu soruyorum. Bazıları böyle biraz da öfkeleniyor. Ya şimdi sırası mı? Hayır, tam sırası. Çünkü biz eğer sıcağı sıcağına sormazsak, hatta sevimsiz olacağımızı göze alıp sormazsak, bu hep böyle gidecek. Daha doğrusu 40 yıldır zaten böyle gidiyor. Her şehit olayından sonra, hele böyle büyük olaylar, hani 10 şehit, 15 şehit, bu tür daha yüreğimize oturan olaylardan sonra, ki ben bir tane şehitle bile sordum. Çünkü bir canımızı bile hiçbir şeyle değişemeyiz. Şimdi bu kadar insanımızı kaybediyoruz. Gencecik insanlar, hepsi 20'li yaşlarda insanlar. Hemen arkasından bize anlatılan ne? Kanları yerde kalmadı. Şu kadar yere bastık, şu inlerini başlarına geçirdik. 200 terörist öldürdük, 300 öldürdük. 30 hedef yok ettik. Yani, tamam. Peki nasıl oluyor 20 gün sonra geliyorlar? Bakın, Sarp Dağlar'da burası. Oranın yolu yok, izi yok. Oraya teröristlerin dağı tırmanarak gelmeleri mümkün değil. O halde onlar oraya bırakılıyor. Demek ki uçan araçları var. PKK'nın elinde uçan araç var mı bilmiyorum. Suriye'deki PYD'nin elinde var, helikopter var bir tane, ama hani onu bu işte kullanabilirler mi? O zaman bunlara bir lojistik destek sağlanıyor. Muhtemelen hava koşullarından da yararlanıp ya telsizleri, bakın iki dakika haberleşmeyi bir şekilde keserseniz, radarı susturabilirseniz, ki bu teknik olarak mümkün. Helikopter iner bırakır hemen 100-150 metre öteye. O kadarını zaten yürüyorlar. Nitekim o görüntüleri de paylaşıyorlar. Maalesef tabii yayınlamam da zaten. Ama görüyoruz, açık var, bütün dünyada izliyor. O karların üzerinde nasıl sürüne sürüne böyle adeta yüzer gibi karakola yaklaştıkları, el bombalarını attıkları, roket attıkları görünüyor. Sonra bunlar sırra kadem basıyor. Arkasından bizimkiler diyorlar ki işte şöyle yaptık, böyle yaptık, şu kadar öldürdük. Bilmiyoruz gerçek mi? Çünkü Genelkurmay'ın açıklamasına baktığımız zaman orada şu ifade var. Örgütün lider kadrosunda olduğu düşünülen şu kadar mağara, şu kadar bilmem ne imha edilmiştir. O olasılık, yani oradadırlar, yıktık başlarına, ölmüşlerdir. Varsayımıyla gidiyor. Doğru mu bilmiyorum. Velev ki doğru. Doğru değil. Onu sormuyorum ben. Ama burada bir yanlış bir şey var. Bunun ortaya çıkması lazım. İki, Türkiye şimdi bir takım saldırılar var. Daha doğrusu saldırı değil de bu olay üzerine hani ya işte canım el iktidar eleştiriliyor. Bunları mı soracağız falan diye bir vaveyla koparıyorlar. Hatta linç kampanyaları açılıyor. Hani burada ben bir ters bir şey, yani hatırlayın yani 19 saniyeyi kesip başıma neler getirdiklerini. Onun için onu da bulamadıkları zaman bu tür saldırılarda bulunuyorlar. Şimdi bir gazeteci, Hürriyet'te Ahmet Hakan, bunları derlemiş. Yani son günlerde bu konuları eleştirenlere yönelik, ya kardeşim sırası mı diye. Şimdi bakın, bir diyor ki şu tipleri hiç sevmiyorum diyor. Tamam, peki. Öfkesini PKK yerine devlete yönetenler. Bir, kimse PKK terörünü yok sayarak, yani bakın kimliği belirsiz Twitter'da 3 takipçili 5 takipçili hesaplardan atılan bir takım provokatif lafları hariç tutuyorum. Onların ne olduğunu bilmiyoruz. Onlar gerçek kişi mi? İktidarın adamları mı? Ortalık biraz karışsın, bak bunları da yapıyorlar, onu bilmiyoruz. İhtimal var mı? Var. Ama aynı şekilde böyle bir takım gerizekalı, aptal, hain insanlar da olabilir. Sosyal medyada 3 takipçili, 5 takipçili atar. Önemli olan o değil. Önemli olan bir, çok takipçili, çok izlenen ve güvenilen isimler, akademisyenler, siyasetçiler söylüyorsa eğer, ha, o zaman bir sorun var. Ama hiç belirsiz bir isim, bilmiyorum ki abi, manyağın teki de olabilir. İktidarın adamı da olabilir dediğim gibi. Ortalık biraz karışsın, vay be bak ne hainler var densin diye. Ya da işte bunları alıp da RT'leyenler filan, işte bak görüyorsunuz demek için olabilir. Şimdi aklı başında hiç kimse PKK terörü yerine efendim devlete yönetmiyor. Şimdi bu devlet dedikleri aslında iktidar. Ben devlete niye laf edeyim? Devlet hepimiziz. Yani devlet bir şey yapı, görünmeyen bir yapı. Devleti yönetenler var. Çeşitli bir kademelerde, yargıda, güvenlikte, efendim bürokraside, ekonomide, sosyal hayatta, bu devlet hepimiziz yani. Onun için devlete yöneltenler diyerek bir kere olayı çarpıtıyorlar. Yani devlet, yok arkadaş bir dakika, devlet değil, bugünkü iktidar, hata orada. Onun için hiçbirimiz, PKK terörü yok, esas devlet. Hayır,
Bunu nasıl söylersiniz ya? PKK bir terör örgütü kardeş. Bitti. Bununla ilgili 40 yıldır bunu anlatıyoruz. Hala anlamadıysa bazı beyinler ne yapayım? PKK saldırılarına istihbarat sağlayanları görmezden gelenler. Kim geliyor? Bizzat devletin yöneticileri gelmiyor. İkide bir bize anlatılan ne? Efendim arkasındaki dış güçleri biliyoruz. Bunlara bilmem ne. Kan gölü. O bir dakika arkadaş. Onları ben söyleyeceğim. Ben şikayet edeceğim. Ben yakınacağım. Sen gereğini yapacaksın. Bizim burada söylediğimiz, benim en çok söylediğim devleti yöneten kadrolar. Genelkurmayından, MİT'inden, emniyetinden, Cumhurbaşkanlığına kadar bu konuda halka gerekli bilgileri vermiyorlar. Laf olarak var ama sonuç yok. Biz anlamıyor muyuz? Yani İsrail'i kastediyor, Amerika'yı kastediyor, NATO'nun bazı unsurlarını kastediyor, belki Rusya'yı kastediyor ama sen devletsin, kastederek yaptığın zaman aynı zamanda hedef de oluyorsun. Çünkü bunu anlayan anlıyor. Sen bana mı laf söylüyorsun? Ben sana bir tane daha yapayım. Önleyebiliyor musun? Hayır. Bakın 20 gün arayla aynı yerde, aynı türde bir saldırı. Hiç farkı yok. Aynı yer. Sadece karakol farklı. 100 tane karakol varmış zaten öyle. Yani onu da yeni öğreniyoruz. Meğer o bölgede 100 tane böyle yer var. Ama bunun izi yok, yolu yok, bir şeyi yok. Bu çocukları oraya götürüp helikopterlerle bırakıyorlar. Yiyecek içecek stokluyorlar. Ondan sonra tamam bak yetiş dediğin zaman yetişemiyor. Sonra bana anlatıyorsun şöyle yaptık, böyle yaptık. Onun için yani hiç kimse bunun arkasındaki güçleri sormuyor diyor. Tam tersi biz de onu soruyoruz zaten. Varsa bunu çıkart. Şüpheleri de söylüyoruz. Benim dünkü başlığım arkasında Amerika ile İsrail var mı diye. Gelelim üçüncü mesela ne diyor? PKK arkasındaki süper güçleri karartanlar. Kim karartıyor? Devletin yöneticileri karartıyor. Açık açık diyebiliyor musun kardeşim? Yakalıyor musun? Hani müthiş istihbarat. Harika. Dak de söyle. Net söyle o zaman. Bütün dünyaya söyle. Bunlar yaptı de. Gene biz söylüyoruz onu. Bunlar olabilir diyoruz arkasında. Çok uyuyor diyoruz. Şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapan. Abi bu spekülasyonu en çok iktidar yapıyor ya. Sayı çoğaldıkça onların da şehit edebiyatı ve şeyi o konudaki ağıtlar artıyor. Biz acımızı paylaşıyoruz kardeşim. Sen onu yapmıyorsun işte. Mış gibi yapıyorsunuz. Gerçek sorunları, esas işin yapması gereken insanları saklayıp terör. Terörü biliyoruz kardeşim. Bugüne kadar bu konudaki mücadelede kusura bakmasınlar ama yani ben ve benim gibilerin yanında yaya kalırlar. Onu da söyleyeyim yani. Efendim terörü sınırın dışında önleme stratejisine dil uzatanlar. Hayır. Bakın terörü sınır dışında iletmiyorsun. Sıfır noktasında dağlarda yapıyorsun. Bunu 1990'lı yıllarda dağın öbür yamacına inip ovaya inerek yerleşmişti Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi ise tam sınır o dağların ortasından geçiyor. Oraya kuruyorsun. Sınır ötesinde efendim onu niye eleştiriyorsun? Şunun için eleştiriyorum. Esas senin PYD dediğin PKK'nın devamı ve esas silahlı gücü, siyasi gücü devlet kuracak kadar güçlenmiş olan bölüm Suriye'de. Sen ona bir şey yapabiliyor musun? Irak. Ben Irak'ta ne kadar terörist kaldığını bile bilmiyorum. Ayrıca da mantığım da almıyor. Lan aptal mı bu kadar bunlar? Yani burada gayet rahat içinde Amerikan himayesinde, Amerikan silahlarıyla ve mühimmatıyla ve onların paralarıyla rahat etmek varken Irak'ta ne işleri var kardeşim? Yani niye kalsınlar diye bakıyorum. Şehit haberlerinden kaos çıkarmaya çalışanlara bak şimdi mesela en zayıf noktada bu. Şimdi şehit şeyi var değil mi? Cenaze, evleri. Bakıyorsun hepsi yoksul çocuklar. Zaten niye sözleşmeli personel olsunlar? Çünkü başka iş bulamıyor. Askere gidiyor. Biraz da belli ki hani vatan millet sevgisi de kendinde daha fazla görüyor. Ya ben de gencim diyor, güçlüyüm diyor. Ben burada diyor vatanımı savunurum diyor. Gidiyorlar maaş karşılığı. Orada bakın dikkat edin şehit olanların hepsi sözleşmeli personel. Yani normal askerliğini yapanlar değil. Yani bir anlamda gönüllü. Ben maaş karşılığı bu işi yapacağım. Vatanımı ben böyle savunacağım. Çok şerefli bir davranış. Hiç itirazım yok. Ama hepsi yoksul çocuklar. Evleri yıkık dökük. İşte en son çıkan deprem çadırında maalesef hala yaşıyor. Çünkü konteyneri ısıtamıyorlar. Isıtamadığı için daha rahat ısınan çadıra geçmişler. Konteyneri de evin deposu gibi yapmışlar. Şimdi burada da kavga çıkardılar. Vay efendim işte sömürülüyor. İstismar bakan vali orada çıkıyor. Hiç ben yani ayıptır. Böyle bir şey yoktur diyor. Ondan sonra Çevre Bakanı kendi itiraf ediyor. Diyor ki aile diyor çadırda yaşıyor ama
verilen konteyneri depo olarak kullanıyor. Çünkü bazı konteyner şehirler var, bazıları da hani benim arazim var, tarlam var, ya benim evimin büyük bahçesi var, ben buraya koyayım, hani rahat edeyim diyor. Onları da vermişler. Ama konteyneri ısıtamadığı için, çünkü ne kadar ısıtsa o dış cephe malzemesi soğuk geçiriyor, buz. O zaman çadırı ısıtmak, çünkü o bez olduğu için daha rahat oluyor falan. Şimdi buradan bütün endişeleri bunları kamuoyuna sununca, işte efendim yani devlet burada yetersiz demek istiyorlar filan ve dikkat edin, normal olarak bu tür olaylardan sonra iktidardan hesap sorulur. Fakat bunlar tersine çevirdiler. Muhalefet eleştiriyor. Vay efendim sen DEM Parti ile demlenirken işte bak bunlar oluyor. Yok kırmızı aldı serdin falan. Ya arkadaş yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Yani burada muhalefet bu işin sorumlusu değil. O teröre onlar sebebiyet vermiyor. Önlem alınmadıysa onların bir hatası yok. Ha efendim DEM Parti ile yan yana duruyor. Sen AKP olarak DEM Parti'ye yalvar yakarsınız, aday çıkar İstanbul'da da şu İmamoğlu kazanamasın diye, yok sizin kayyum atamayacağız bundan sonra diye sözler verilmesi, yeniden bir yumuşama havasına gireceğiz diye görüşmeler yapılması. Yani AKP ve iktidar kanadı DEM Parti ile bir araya geldiği zaman güzel, CHP ya da başkaları geldiği zaman terörle işbirliği. Böyle şey olmaz, bakın size söyleyeyim. Şimdi gelelim en, bana göre en çarpıcı yere. Şimdi burada eleştirilerde şey var. Türkiye'ye dış düşmanlar, işte bunlar görülmüyor. İşte Türkiye'den bir vesayet savaşıyla Türkiye'ye bir şey yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Tamam, hepsine katılıyorum ama bakın. Şimdi bazı şeyleri de söylemek gerekiyor. Türkiye'ye neden bir vesayet savaşıyla devamlı zarar vermeye çalışıyorlar? Efendim işte Türkiye bölgede gelişmesinde şey olması, ama bakın bazı şeyler var. Siz üzerinize çekiyorsunuz bunları. Şimdi şu anda dünya kamuoyunda da, dünyanın diğer yani devlet yapısı olarak da kamuoylarında da Türkiye'ye yönelik bir kuşku ve güvensizlik var. Bakın siz Hamas terör örgütünün, Hamas terör örgütünün, hayır o terör örgütü değildir, orada özgürlükleri için savaşan gönüllülerdir diyorsanız bunu dünyaya kabul ettiremezsiniz. O zaman şimşekleri üzerinize çekersiniz. Yemen gibi tamamen İran destekli bir ülkenin önce İsrail'e saldırmasını, Suudi Arabistan'a saldırmasını, Kızıldeniz'i geçilmez hale getirmesini gözler önümüzdeyken ve Amerika'nın ve İngiltere'nin ona yönelik bir operasyonu başlar başlamaz Yemen'in yanında yer alırsanız ve doğal olarak İran'ın yanında yer alıp ülkeyi de bir olası savaşta cephe durumuna getirecek kadar da gözü kara bakarsanız dünyanın tepkisini çekersiniz. Bugün Yemen konusunda dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri aslında şey, hemfikir. Çünkü Yemen'deki olay aslında bir darbe. Yani sen esas darbecileri destekliyorsun. Üstelik orada bir gariplik de var. Husiler, Tutsiler, Husiler, Şii, Tutsiler, Sünni. Ama mesela bu olayda Erdoğan birdenbire heyecana kapıldı ve dedi ki oradaki Yemenlilerin direnişi çok iyi savundular. Ayrıca aldığımız bilgiler, ne demekse o da, cevap da vereceklerini gösteriyor. Bu tepki çeker. Bakın, IŞİD konusunda en azından hoşgörülü olduğunuz, dünya kamuoyunda kabul ediliyorsa başınız dertte demektir. Çünkü terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tek argümanı var. PKK. PKK, PKK, PKK. Yani terörle, Türkiye en çok terörle mücadele eden. Oysa dünya diyor ki kardeşim çok kanlı bir örgütle orada mücadele ediyor. Ortada o kana boğuyorlar. Kimse PKK terörü yoktur demiyor. Ama sizin tek önceliğiniz PKK ve IŞİD'e de dünya kamuoyundan baktığınız, dünya devletleri açısından bakıldığında hoşgörüyle yaklaştığınız inancı varsa bu da sizin için büyük bir handikaptır. Hüdapar gibi Hizbullah'ın devamı olan bir siyasi partiyi adeta legalleştirerek parlamentoya taşımanız da bu iktidarın dünyadaki olaylara bakış açısından bakarsanız yine tepki çekecek bir davranış. Yani evet, Türkiye'ye yönelik bir takım oyunlar var mı? Var. Ama bu oyunların oynanmasının temelinde de sizin politik olarak takındığınız tavır da etkili oluyor. Bakın bütün bunları yan yana getirin. Bir anda dünyada çok sevimsiz bir konuma giriyorsunuz.
Şimdi gelelim 9 şehit olayına. Bakın üst üste olan olaylar. İsrail, Hamas yöneticilerini Lübnan'da vurdu. Türkiye'dekilerin de tehlike altında olduğunu, yani onları da vuracağız dedi. Sizin buna karşı tepkiniz. 2. Yemen olayı. 3. IŞİD konusundaki çekingenlik diyeyim. Yani fazla bulaşmamak. Ha, yapılıyor mu operasyon? Yapılıyor tabii, yapılmıyor demiyorum. Yani bir sürü canlı bomba falan da yakalandı. Ama bunların dışa yansıması daha çok hoşgörü seviyesinde. MİT'in gövde gösterisine dönüştürülen, tamamen iç kamuoyunu etkilemek. Bak biz dünyaya neler yapıyoruz derken bir istihbarat örgütünü aşağılayarak konuşmak. Bu büyük bir tehdit ve tehlike. Çünkü istihbarat örgütü, uzun anlattım, tekrar anlatmayacağım ama istihbarat örgütleri her türlü hukuk ve devletler hukuku falan dışında davranır. Ve siz nereden geldiğini de anlamazsınız. Öyle bir operasyon yapar ki bunu da sana bildir, onu ben yaptım der. Sen bunu açıklayamazsın da ama başına gelir. O zaman diyorum ki yani genel olarak bir hani Türkiye MİT çok iyi falan derken İsrail gördün değil mi? Hadi bakalım arkası gelecek dersen. Bu Türkiye'yi bir anda açık tehlikeli bir hedef haline getiriyor. Ve nitekim bakın şimdi üst üste koyun. Blinken geldi. Blinken'in gelmesi için ne neden vardı aslında? Yani şu anda onların Orta Doğu politikası belli. Yani Türkiye'ye gelip de Filistin'de ne yapabiliriz? Devlet mi kurulsun? Orada bir federatif yapımı olsun? İsrail'e ateşkes mi olsun? Bunları soracak hali yok Amerika'nın. Net tavrını koyuyor. O halde Blinken'in gelişi bize bir şey söylüyor. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü açıklamalar hep sade suya teril. Efendim bölgesel gelişmeler görüşüldü. Filistin sorunu masaya yatırıldı. Bu arada ikili ilişkiler de gözden geçirildi. Abi bunların bana hiçbir faydası yok. Ama Blinken Türkiye'ye geldi. Ve Blinken geldi gitti. İsrail Mossad'ına bam 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 laflar etti. Arkasından bu olay patladı. O zaman zihnimizde ister istemez bu mu diyor. Ha şimdi bunun karşılığında efendim işte Türkiye dış güçlerin vesayet savaşına sahne oluyor, bize saldırı. Ya bu sadece bizim öfkemizi kabartır. Ve buna karşı da şunu yaptık, bunu yaptık demek biraz yüreğimize su serper. O kadar. Türkiye'nin başını dertten kurtarmaz. O halde bir defa iç ve dış politikada radikal değişimler yapacak Türkiye. Bir taraf belli edecek. Yani bir gün buradaymış gibi, bir gün buradaymış gibi olduğun zaman bu iş olmuyor kardeşim. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama bunların konuşulmasını istemeyen, bunlar konuşulduğu zaman bu bizim aleyhimize olabilir. Biz buradan seçimlere giderken biraz karakter çizilir falan diye düşündükleri için olayı tamamen şey haline getiriyorlar. Böyle bir müthiş bir mücadele yapıyoruz. İşte Türkiye ve herkesin hedefi ondan büyütelim. Bak Erdoğan, onun arkasına geçelim. İşte seçime gidiyoruz. Her seçimden önce de bir takım terör olaylarının yaşanması ve kamuoyunun böyle çok hassas hale gelmesi de ne kadar tesadüf, bunu da sizin takdirinize bırakıyorum diyorum. Bugünün bu kadar. Yarın devam ederiz. Ben bugün hayırlısıyla bir gideyim şu vergi işini halledeyim. Yani sonuçta bana vergi çıkabilir tabii, onu demiyorum çünkü en azından ödenmemiş bir 6-7 aylık var yani benim dışımda. Ha, yani onların hepsini koyarsın. İşte peşin ödersen şu kadar indirim, takside bağlarsan böyle olur, yarısını ödersen böyle olur. Bana bir şey de sunabilirler. Tümüyle yeni hale de getirebilirler. Tamamen şey, onun için yarın korkusu da yazım da olmayacak. Çünkü vakti bilmiyorum yani ne kadar olacak. Erken, her şey erkenden biterse onu da yapacağım ama yarın umarım normal saatimizde yine canlı olarak tabii. Bugün gene normal saatimizde birlikteyiz ama canlı olarak tekrar karşınızda olurum diyorum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşça kalın.